Değerli arkadaşlarım, herkese iyi bir hafta sonu, bir cuma öğleden sonrası diliyorum. Bugünkü sohbetimde sizlere biraz bana yakın yaştaki arkadaşları, tabii arada ben de bu işin içinde olduğum için biraz da beni eleştirmek istiyorum. Canım öyle istiyor. Bana lütfen inanınız. Yani bu kadar okuduk, çalıştık, bilmem ne yaptık, dinledik, kazandık işte. Sonra en üretken zamanımızda ortada kaldık gibi bir yaklaşım yapmak istemiyorum. Aslında yapabilirim de, biliyor musunuz? Yani ben 98 emeklisiyim. Yani nereden bakarsanız, yani 50'li yaşlara kadar çalışabilmişim. Fakat bütün arkadaşlarım da 3 aşağı 5 yukarı o civarlarda veya ona yakın yaşlarda emekli olmuştu. Ya biraz insan itilmiş gibi hissediyor kendini. Bir de tabii hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Bir de o işin o tarafı var. Ayrıca mesela çalışırken böyle kıçınızdan ayrılmayan, sizlere sevgici gülücükleri yapan bir takım adamların siz emekli olduktan sonra kaybolduğunu görüyorsunuz. Hani çantanızı taşıyorlardı, bilmem ne yapıyorlardı, ay beni çok seviyorlardı falan. Herhalde siz de bunları eğer bu yaşlara yakınsanız yaşamışsınızdır. Değerli arkadaşlarım, yani bu konuda açık söyleyeyim, büyük bir sıkıntım olmadı. Ancak şunu da ilave etmek lazım. Hayatın ileri evrelerinde insana birazcık, yani bu kayıplardan, ilgisizlikten falan mı nedir bilemiyorum, İnsanda yalnız kalma korkusu geliyor. Öyle düşünüyor insanoğlu. Daha sonra daha yaşı ilerlediği zaman, ki onlar ben oluyorum, o zaman hele hele tek yaşıyorsanız benim gibi, çok daha bir düşüncelere sahip oluyorsunuz. Ben her ne nedenle olursa olsun bir insanın yalnız kalacağını kabul etmem. Hatta belki bazı sohbetlerimde görmüşsünüzdür. Ben yalnız değilim, tek başımayım derim. Ama iyilikleri de vardır, biliyor musunuz? Yalnız yaşayan adamın. Çünkü çoğu kez yani bir takım sıkıntılar olur söylenir. Hani bazı şeylerde yani toplumdan nefret ediyor diye söylenir bizim yaşlardakilere. Yoktur öyle bir şey. Hani kızıyorsunuz, kimse aramıyor ya. Mesela bir örnek var. Yani şöyle düşünüyorum. Yani bir parktan falan geçeceksiniz. Fakat o parkta da böyle işte insanların çantasını çalıyorlar, bilmem nesini çalıyorlar. Oradan geçerken korkuyorsunuz geçmekten. Yani yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani böyle bir şeyi söyledikten sonra bir adamın bu nedenle yürümekten hiç hoşlanmadığını falan söyleyemezsiniz. Yani değil mi? Ama yalnız kalan insanda en büyük sıkıntı kendisine acınmasını istenmesidir veya öyle düşünülmesidir.
Ben kendi hayatımdan çok memnunum. Zaten biri olsaydı çok kötü olurdu. Biliyorsunuz eski bir basketbolcu olarak. Gecenin 3'ünde 5'inde NBA seyrederim kardeşim. Yani birileriyle yaşasaydım insanları rahatsız edecektim. Gayet açık yani. Böyle bir sıkıntı olacaktı. Yalnızlık fevkalade keyiflidir. Yalnız gelecek için hep bir umut olması gerekir. Yani umut dediğiniz zaman mesela bir değerli yazar demiş ki umutla yolculuk etmek gidilecek yere varılmaktan daha zevklidir. İnanın bana öyledir. Ama bugünkü gerçeklere bir bakıyorum da hani %5 zamlara emekli olarak yani insanların böyle birbirlerine ne kadar az seviyeli, seviyesiz demek istemiyorum. Sonu siz ile başlayan kelimeleri pek sevmem. Onun yerine az demeyi tercih ederim. Valla menfaatler uğruna hangi değerler tahrip ediliyor, inanın üzülüyorum. Böyle ağaçları kesip altında altın aramaklar, bilmem neler. İşte okumadan hani cin olmak, bilmem ne. Bir de yaptıkları mitinglerde falan ağızlara bir parmak bal çalınıyor ya. Bu aslında bir gözlerine baksın, bakın. Sizi ne kadar, affedersiniz, kandırdıklarını da gösteriyor. Eşek yerine konuyorsunuz bazen, değil mi? Böyle o bilhassa seçimlerde falan çok oluyor. İşte o mamayı veriyorlar, bu mamayı veriyorlar, o kıyağı yapıyorlar, bu kıyağı yapıyorlar. Eşek, yalnız eşek deyince bende bir eşek takıntısı var galiba arkadaşlar. Yani diyorum ya her zaman dünyanın en güzel gözleri eşeğindir falan diye. Eşeğe karşı bir düşkünlüğüm vardı, bakalım ne olacak sonunda. Bir değerli kişi demiş ki, hani arada sırada bilmiyorum böyle atlara da yaparlar, eşeklere de şeker verirler. Bilhassa sirkte falan at koşar koşar koşar, ondan sonra iyi bir at yapmışsa hemen şeker verirler. Yalnız yanıldıkları şey şu, yani attan eşekten şeker esirgenmez ama onlar yani yarattığı ki olması itibariyle otu sever otu. İşte böyle bir sıkıntıyla, böyle bir gelgitle insanlar bir hayat çukurunda işte o şekilde yürürler. Ha, unutmadan bana abone olun, bildirimlerinizi açın. Bu söylediklerimi kimse dinlemeyecek falan zannedersiniz ya arkadaşlar. Hiç öyle değil iş. Hiç öyle değildir. Neden biliyor musunuz? Bir yaştan sonra söylediklerimi dinliyorlar. Sebebini Edgar Watson Hall çok açık ifade etmiş. Eğer sıranın diyor kendilerine gelmeyeceğini bilseler diyor, hiç kimse senin sözlerini dinlemezdi. Bu sohbeti yaptıktan sonra bir bakın bakalım kaç kişinin aklında kalacak. Yani 60 yaş grubunun üstünü söylüyorum.
Vallahi de böyle, billahi de böyle. Bir de benim çok kullandığım ama sizin hiç kullanmanızı istemediğim bir kelime var arkadaş. Kimseyi de ondan dolayı da yani sorumlu da tutamıyorum ama çok kullandığım kelime anladımdır. Bunu kullanmaktan vazgeçin. Ben çok kullanıyorum. Bir şey anlatıyorlar, 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 anlatıyorlar. Sonra anladım diyor. Ama ben gerizekalı mıyım ya? Yani muhtemelen anlamışımdır. Bu kelime olayları yumuşatma, insanlarla itişmeye, kakışmaya mani olma arzusudur ve bence yanlıştır. Bir de çok önemli bir şey var. Bu lafı anladım diye derseniz, bilin ki anlamak olayları çözmeye yetmez. Bence olayları çözmeye çalış. Unutmadan, ben artık yaşlanıyor muyum, ne oluyorum bilmiyorum. Bundan sonra cumartesi günü yaptığım tek sohbeti de yapmamaya karar verdim. Cumartesi, pazar istirahat edeceğim. Aa, yine yaşlanıyor herhalde derseniz. Vallahi onu da bilemiyorum. İşte bu bedensel, fiziksel, bilmem ne sebebi, özellikle ruhsal, umutsal sıkıntılar bazen insanı böyle zorluyor. Biraz dinlenelim bakalım. Havalar da çok sıcak. Ya yani o da bir çok büyük bir etken. Bu nedenle size bu konuda bilgi vermek istiyorum. Hepinize iyi bir cumartesi pazar geçirmenizi diliyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın.